tane genç arkadaş intihar etmiş. Ederken de mektup bırakmış. Mektupta şöyle yazmış. 30 yıl boyunca bir ev bir araba için çalışmak ağrıma gidiyor demiş. Ben bu oyunda yokum demiş kısacası. Meselenin aslında bir kısmını doğru anlamış. Gerçekten bu dünya 30 yıl boyunca çalışıp sana meyve olarak bir ev bir araba veriyorsa bu mantıksız bir oyun. Buraya kadar problem yok ama kopuk olan ipi doğru yere bağlayamamış. Ölümün gizli oluşu. Rızkın gizli oluşu, yorucu bir şey. Ama bunun hikmeti nedir? Belki bir de burayı bağlayabilse. Başka bir yol seçebilirdi. Dayanıp sonsuz hayatın imarını seçebilirdi. Yani yarıya kadar matematiği anlamış. Bu dünya, dünya için çalışmak için çok ahmakça ama devamı olması gerekiyordu diğer yarısı. Ya bu rızık neden bu kadar insanı telaşa düşüren bir şey? Yani sürekli rivayetlerde benim rızkımın belli olduğu söylenirken ben neden rızık için bunca endişe duyuyorum? Yani bir de bu sualim peşine düşseydi, neden 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 sorularının cevabını bulmaya çalışsaydı, meseleyi Allah'a dayandırsaydı belki de bu kapıyı değil başka bir yolu tercih edecekti. Zira biz biliyoruz değil mi? Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yok. Yani bir meseleyi Allah'a dayandırmadığın müddetçe o mesele sürekli seni ezip canını acıtmaya devam edecektir. Ben yıllar önce İhsan birazdan okuyacağımız meseleyi okumuştum. Rızkımız belli olduğu söyleniyor ama çok tesadüfe bağlı gözüküyor. Ecelimizin belli olduğu söyleniyor ama nereden ne zaman çıkıp Azrail Aleyhisselam kolumuza girip Haydi bakalım bitti bu dünyanın seyahati diyecek. Bu çok belirsiz duruyor. Bunlar günü gününe, pirinci pirincine, nohudu nohuduna, nefesi nefesine belliyse neden benim günlük yaşantımda tesadüfe bağlı gibi gözüküyor ve beni böyle telaşa sürüklüyor? Benim buna bir mana bulmam lazım diyelim ve okumaya başlayalım. Buyurun. 15. Şua, 7. 8. Delil. Bismillahirrahmanirrahim. Vel acelul muayyenetu vel muayyen eceller ve mukannen erzaklardır. Evet. Yani ehemmiyetli bir hikmet için zahir nazarda müphem ve gayrı muayyen te edilen eceller ve rızıklar ibham perdesi altında kaza ve kaderi ezeliğinin defterinde Mukadderat-ı Hayatiye sayfasında her hayatın eceli mukadder ve muayyendir. Takaddüm teahhür etmez. Bir insanın kaç pirinç tanesi yiyeceği yazılı mı? Yazılı. Son nefesine kadar kaç nefes tüketeceği yazılı mı? Yazılı. Hatta bazen birisi vefat ederken son anlarında böyle nefes nefese kalır. Ne oluyor orada? Yazılı olan nefeslerini tamamlamaya çalışıyor. Peki buna rağmen bir insan her şey belliyse eğer, ahiretini mahvedecek kadar hırs ile dünyaya neden koşturup çalışıyor? Öyle bir hırsla dünyaya çalışılıyor ki bir de Allah bunun karşılığını vermediğinde isyan başlıyor. Bu kadar koşturdum, bu kadar mücadele ettim, bu muydu benim alacağım karşılık diyor. Bir de Allah'ı itham altında bırakıyor. Sanki Allah sana ezelden borçluydu, bir insan neden şekva eder? Anca borç olacak ki borcunu alamayacak öyle şekva eder gözüm olmasa neden şekva ederim? Sanki o benimmiş, Allah da vermek zorundaymış anca o zaman şekva edilirdi. Peki benim miydi? Hayır. Bu göz ben doğmadan önce bende olsaydı ben hak talep edebilirdim. Bu mide ben doğmadan önce benim olsaydı hak talep edebilirdim. İşte dedemin bahçesindeki muzlar, portakalları ben kendim yaratıyor olsaydım Allah bunlar benim sen niye vermiyorsun diye haşa hak talep edebilirdim. Bunların hiçbiri evvelden senin olmadığından dolayı sen hak talep edemezsin, şekva ve şikayetle de bulunamazsın. Bizim pirinç tanesine kadar belli olan rızkımız, nefes sayısına kadar belli olan ecelimiz, kader perdesi altında tesadüfe bağlı gözüküyor. Dersin ilerleyen dakikalarında çok şaşıracağınız, hayretler içerisinde kalacağınız meselelere gireceğiz. Ben soruyu söyleyeyim, okuyarak devam edelim. Cevabını birlikte bulalım. Buyurun. Ve her ziruhun rızkı tayin ve tahsis edilip kaza ve kader levhasında yazıldığına hadsiz deliller var. Şimdi bizim ecelimizin ve rızkımızın nohut tanesi kadar, nefes sayımız kadar belli olduğunu her iman eden Müslüman biliyor mu? Ya hocam alacağımız nefes belli ya. Ya hocam yiyeceğimiz a şudur ya şundan öte öyle değil mi? Niye öyle davranmıyorlar? Neden hırsla devam ediyoruz dünyaya saldırmaya? Çünkü biz bunun delillerini kainat kitabından okumuyoruz ve görmüyoruz. Sen orada bir cümle geçiyor diyor ki Tevekkülsüzlük içerisinde derdi maişet ruha sersemlik verir diyor. Biz bu delilleri görmeyince Allah'ı vekil kılma, Allah'a güvenme, Allah'a dayanma, tevekkül etme özelliğimiz gidiyor. Bu sefer neye koşturuyoruz, neye hırs ediyoruz? Derdim Ayşet'e, geçim derdim lazım. Benim çok çalışmam lazım. Buraya gelen birçok insanlar bir kez geliyor, beş kez niye gelmiyor? Abi bak bildiğin gibi değil, tonlarca işim var. Neden bu hırs Allah'ın meselesinin önünde kalıyor? Çünkü bir tevekkülsüzlük var. Tevekkülsüzlük içerisinde o çarkın içine girmiş mi? Girmiş. Derdim Ayşet, geçim zorunluluğum var. Bir de insan zarurat olmayan şeyleri kendinde zarurat gibi hissediyor. Eve Nutella koymam lazım. İşte şu kadar fazla gömleğim olması lazım. Şu arabaya binmezsem ben yapamam. Çalış çalışamam yani. Allah beni gördüğümden geri koyarsa eğer ben yaşayamam diye insanlar kendilerini gayri zaruri işleri zaruri gibi zannediyorlar. Bunun neticesinde ne oluyor? İnsanlar hırs ile koştura koştura iş yaptığı, ticaret yaptığı veyahut maaşını aldıkları kişileri asıl merci zannediyor. Şimdi bir insan tevekkülsüzlük içerisinde derdi maaşiyeti sersemliğine girse. Sersemlik ne demek oluyor? Kafanı nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Ben insanla sürekli ticaret yapıyorum. İşte halde komisyoncuyum. Tonlarca benden sarımsak alıyor, patates alıyor, soğan alıyor. Ben bu meseleyi Allah'a bağlayamadıktan, rızkın nereden geldiğini bilemedikten sonra ne olur? Ben artık ihsanı asıl merciyi bilirim. Veyahut bir yerde maaşlı eleman olsam, sürekli patronum verdikleriyle ben evime peynir zeytin aldığımda bunu Allah'tan geldiğini bilmediğimde asıl merciyi kimi bileceğim? O patronu bileceğim. Bunun neticesinde de Allah okulları ayaklar altında ezdiriyor işte. İsyanur'da geçiyor. Karınca hırs ile çalışması neticesinde ayaklar altında eziliyor diyor. Çünkü yiyeceğinden fazlasını biriktirmeye çalışıyor. Arı ise insanlara hizmet ettiğinden baş tacı olarak eziyor. Neden? Balını sürekli insanlara ikram ettiği için Allah onu baş tacı halinde getirmişken karıncanın hırsını ayaklar altında kalmaya vesile ediyor. Etrafınıza bakın. Hırsı dünya ile belli başlı zahir nazarlarda güzel gözüken insanların Rica ediyorum 20'de manevi hayatının nasıl cehenneme dönüştüğüne bakın. Bunun sebebinde rızıkla kulluğun çok ciddi bir bağlantısı var. Devam edelim mi okumaya? Mesela koca bir ağacın ölmesi, onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerine vazife görmek için bırakması, bir alimi hafizin hikmetli kanunuyla olması ve bir yavrunun rızkı olan Bak, süt. az önce ne oldu? Çekirdekten insanlara rızkın verilebildiğini gösterdi mi Allah? Gösterdi. Devam et. Bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi ve kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan safi, temiz olarak ağzına akması, tesadüf ihtimalini kat'i bir surette red ve bir rezzaka alim-i rahimin şefkatli düsturuyla olduğunu gayet kat'i gösteriyor. Biz birazcık kainatı güzel okusak Allah'ın rızık vereceğini delil delil anlayacağız ve rahatlayacağız. Kainata bak bu rızıkları veriyor benim rızkımı asla ihmal etme diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz bunu? Şimdi maçta adam kayıyor değil mi adamın ayağına? Hakem diyor ki şu kamerayı aç bakayım diyor. Açıyor. Adamın topa müdahalesiyle diğer futbolcunun onun ayağına girmesi arasında mükemmel bir zamanlama var. Hakem diyor ki zamanlama varsa bunda kasıt vardır kırmızı kart diyor. Çocuğun dünyaya geliş anında annenin süt musluklarının açılması ve o çocuğun ihtiyacı olan bütün gıdaların su da dahil her birinin o meme musluklarından verilmesi. Neden diğer zamanlarda değil de tam bebeğin oluş anında Demek ki burada bir kasıt ararım ben arkadaş. Bebeğin geldiği anda o süt muslukları açılıyor. İçeride profesör mü var? Hayır. Peki anne kendi şefkatiyle mi veriyor? Hayır öyle olsa istediği zaman verebilir. Demek ki çocuğun anıyla sütün anını denk getiren şefkat sahibi başka birisi o muslukları o zaman da açıyordu. Tam o anda o bebeğe iyilik yapacağız diye süt yerine kebap yedirsek hayatına değil vefatına sebep oluruz. 5-6 ay boyunca su bile içemeyen bir bebek düşün yani. Demek ki müdahale eden birisi var. Ve bu müdahaleyle bize bir delil sunuyor. Yarattığım herkesi kollayan benim. Hiçbir mahlukatımı rızıksız bırakmamın zerre kadar imkanı yok. Dünyaya geldik. Menü tam bize göre mi? Bize göre. Üzümler bize göre mi? Bize göre. Armutlar bize göre mi? Bize göre şeftalisi, kuzusu. Bugün ne konuştuk dışarıda? Biri dedi ya, babacım ya şu koyunda bir 100 gram olan bir et varmış. Öbürü ne diyor? Küşleme amca diyor. Bak, tam sana göre ki orayı bile biliyorsun. Abi kuyruk yağı mı güzel, iç yağı mı güzel? Böbrek yağı mı fena, dalağın bilmem neresi mi fena? Allah Allah, her birinin tadına bakıyoruz ya. Yani bu pişme eylemi bizde olmasa koşan koyunu ısırıp yiyeceğiz yani. Öyle hakimiz koyun meselesine. Bir soru daha geliyor. Bunca nimetin çeşitleriyle benim her bir çeşitten muazzam lezzet almam aynı anda mı? Aynı anda. Demek bu anı denk getiren de yine bir kasıt ararım. Nedir kasıt? Ziyafeti veren beni tanıyor. Yoksa böyle kasti bir şey olmaz. Şimdi mesela sen nefret ettiğin bir içecek olsa, frappuccino. Nefret ediyorsun. Ne zaman içsen kusarsın Frappuccino. Ben de masaya koydum Frappuccino. Ne dersin? Bilmiyor musun? Bunu içtiğimde ben kusuyorum. Bilerek yaptın demez misin? Ders. Ama şunu da dersin bak. Bu adam ben bilerek yapıyorum da beni iyi tanıyor ha dersin. Şimdi zıttına düşün. Midenle uyumlu bunca çeşit nimet var. Her birisinden de muazzam lezzet alıyoruz. Biri ekşisini daha fazla seviyor. Urfalılar acısını daha fazla seviyor. Birisi tatlısını daha fazla seviyor. Bir tanesi sarımsağı daha fazla seviyor. Çeçen kardeşlerimiz de var sarımsağı seven. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Her birimizin dildeki tat alma barkoduna göre ayrı ayrı nimetler verilmişse ve tam da benim canlılık faaliyeti esasında verilmişse ben burada bir kasıt ararım. Bu kasıtla birlikte insan Başka bir soru daha sorar. Der ki, ''Ya Rab tamam sen bu nimetleri veriyorsun ama ben biraz endişe ediyorum. Acaba bu nimetleri benden geri çeker misin?'' Ben nimetsiz kalır mıyım, ben rızıksız kalır mıyım diye. Onda da yine kainat kitabını okuyalım mı? Biz günlük hayatta birçok şeyi okuyarak öğrenmiyor muyuz? Gazete okuyoruz, kitap okuyoruz, dergi okuyoruz. E bir de kainat kitabını okuyalım. Kainat da bir kitap. Şeftali üzerine yemek kitabı yazılmış mı? O zaman şeftalinin kendisi kitap olmaz mı hiç? Karpuzun üzerine tarif kitabı yazılmış mı? Karpuzun kendisi kitap olmaz mı hiç? Buğdayın üzerine nice kitaplar yazılmış mı? Buğdayın kendisi beni oku diye ya, yazılmış bir kitap olmaz mı hiç? Tabii ki de onlarda da bir kitap. Bir de onları okusak. Diyelim ki benim özel bir günüm var. Hayalhanem İstanbul'a açıyoruz. Dört katlı mı, altı katlı mı? Kat kat. Sonra diyorum ki bak Fatih o buram buram tuzu sen doğal veriyorsun o çiğ köfteye. Bak İstanbul'da çok davetlerimiz var. Sana bir liste vereceğim. Bu listeye göre yemek vereceksin bana. Şimdi yarın 3 kişi gelecek diyorum. Üçü de farklı yemek yiyecek diyorum. O üçünün yemek listesini veriyorum. Biri makarna, biri çorba yiyor, biri de cacık yiyor. Versen bu listeyi bana yapabilir misin? Yaparım abi. Yaparsın sıkıntı yok. Ya Fatih ertesi günde İstanbul'un hayalhanemin hayırlı olsun 10 kişi gelecek. 10 kişi de farklı yemek istiyor. Biri kebap, biri ciğer, biri kuşbaşı. Versen bunu da zor mor da olsa yapar mısın? Yani zor da olsa yaparım. Zor da olsa ya abi ne yaptın 10 tane farklı yemek mi olur ya? Ama hadi senin için, senin güzel hatırına. A be hayran senin güzel hatırına. Çünkü Diyarbakırlı olduğun için o jargonu kullanman lazım. Ertesi gün bir geliyorum Fatih. Ne oldu Mehmet abi Fatih? Ne oldu Mehmet Fatih sorma. Fatih tam 100.000 kişi yarın hayırlı olsuna gelecek. Her birinin de tükettiği gıdalar birbirinden farklı. Buyur 100 bin kişilik yemek listesi. Ne yapacağım? Abi kaç katlıysa onun üstüne çıkıp aşağı. Hop <laughs> değil mi? Bir imkanı var mı? Bir restoranla. Bırak restoranı. Kabile bulsan, kabile şefiyle anlaşsan. Yaptırabilir misin? İmkanı yok. Orduyu tutsan orduya bu kadar fazla çeşitli yemek yaptıramazsın. Peki şimdi kainatı inceleyelim. Karıncanın gıdası farklı mı? Kelebeğinki farklı mı? Senin mideninki farklı mı? Ceylanınki farklı mı? Tavşan'ınki farklı mı? Bir gün yine National'dan izliyordum. Denizin altında bilmem kaç fitte bir böcek yaprağı yiyor ve bu buna ağlıyor. Çünkü orada kasıt var ve orada o böceğe göre rızkı da birisi veriyor. Peki onun da rızkı farklı mı? Farklı. Çirpin'inki farklı mı? Farklı. Hücren'inki farklı mı? Farklı. Amip'inki farklı mı? Farklı. Her birisi farklı çeşit rızkını arzu ettiği tarzda bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Şimdi temel soruya geliyoruz. Her biri bu farklı rızkını devamlı bir şekilde bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Kainatta her bir mahlukatın farklı farklı rızıklarını devamlı bir surette yaratıp onun midesine veren Allah seni beni aç bırakır mı be masum? O denizin bilmem kaç fit altındaki o böcekle o yaprağın buluşmasında kasıt var mı? Var. E benim yumruk kadar midem mi unutacak ya? İmkanı yok unutmaz. Devam ederim. Bu iki cüz'i misale bütün zihayat, ziruh kıyas edilsin. Demek Hakikatte hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir tayyün içinde mukadderat defterinde kaydedilmiştir. Şimdi rızık herkese bağlı mukadderat defterinde kaydedilmiş mi? Halis'in boğazına bu kadar lokma çiğ köfte girecek yazılmış mı? Drejur ölene kadar bu kadar peksimet yiyecek yazılmış mı? Yazılmış. Sivaslı Murat tipinden utanmadan bu kadar lolipop yiyecek yazılmış mı? Yazılmış. Fatih Ünal şu kadar gram kimyon tüketecek. Yazılmış mı? İrfan bu kadar sarımsağı midesinde öğütecek. Yazılmış mı? Şimdi her biri yazılmış. Eskilerde bir adam kız istemeye giderken adamla ilgili bir soru sorarlardı. Ne iş yapıyor diye. Adam memur derse ne olur? O baş tacı neden? Çünkü memur dediğinde devlet garantisi var. Doğru mu? Peki rızık dediğinde kimin garantisi var? Devletten daha büyük birinin garantisi yok mu? Allah Azze ve Celle'nin garantisi var. Ama sen hırs ile öyle doymaz bir hale geliyorsun ki yumruk kadar mideni doyuramayacak diye Allah'ı itham altında bırakıyorsun. Bizim Ecmel Vera biraz büyüse, mesela birinci sınıfa gidiyor olsa. Bir gün eve gelse Ecmel Vera, baksa evde de şu kadar yemek var. Yani bir iki kişinin zor doyacağı yemek var. Dese ki, Anne anne evde birazcık yemek kalmış. Sen bu yemeği bir yiyip beni aç bırakmasın değil mi dese? Annesi ne der? Ayıp kızım ayıp der ya. Sen anneni tanıyamamışsın der ya. Ben yemem sana yediririm, içmem sana içiririm. Uyumam ama seni uyuturum. Üşürüm ama seni sıcak tutarım. Yazık ayıp der ya. Bir anneye böyle soru sorulur mu? Anne sen bunu yiyip beni aç bırakır mısın diye sorulur mu? Sorduğun anda o annenin şefkatini itham altında bırakırsın. Bir anne açlıktan ölür de yavrusunu, evladını yemeksiz bırakır mı? Bırakmaz. Peki o annenin şefkat damarlarını lime lime ören asıl şefkat sahibi Allah seni rızıksız bırakır mı? Bırakmaz. Sen hırsa girdiğinde Allah'ım dur şöyle yapayım da sen beni aç bırakma dediğinde bir yavrunun annesini itham altında bıraktığı gibi seni şefkati ile donatan Allah'ı itham altında bırakıyorsun. Yani haşa hakaret etmiş oluyorsun. Şefkat ile anne bebeğini aç bırakmaz da o annenin içerisine şefkati dolduran Allah kulunu aç bırakacak öyle mi? Bu ne ağır bir itam oluyor değil mi? Anne bebeğine su verir, süt verir, yemek verir, erzak verir. Aslında bunları vermez, ne verir biliyor musun? Şefkat verir. Yani annenin bu yaptıklarının her birisi neydir? O şefkatin tezahürüdür. Aslında anne Peyniri yedirmez, şefkatini yedirir. Gece üstünü örtmez, şefkatini örter. Biz Allah'ı tanısak, hakkıyla bilsek yani bizim esas problemimiz burada. Allah'ı tanımadığımızdan problemler yaşıyoruz. Ve iş maalesef intihara kadar gidebiliyor. Biz Allah'ı hakkıyla tanısak anlayacağız ki Allah ne veriyorsa aslında bize şefkatini veriyor. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, rızıklar umulmadık yerden verilir diyor. Bak niye umulmadık yerden verilir anlatayım. Ecmel vera, daha bir buçuk iki yaşında. Annesine gitse, şöyle bir 200 TL'yi uzatsa annesine. Dese ki anne anne evin ekmeği suyu sütü bitmiş al bu 200 lirayı sana getirdim dese. Al bunlarla evin alışverişini hallet dese. Annesi ne der ona? Güler değil mi? Çünkü Ecmel o 200 lirayı kazanıp bulabilecek birisi değil. Ne der? Ya herhalde bey 200 lirayı uzattı da Ecmel Vere'nin Ali ile gönderdiler. Şimdi umulmadık yerden gelince ne oluyor? Ondan bilmiyorsun. Bizim Ecmel Vera şöyle süslü püslü bir tane pastayı kucağına alsa, anne anne doğum günü kutlu olsun pastayı sana yaptım dese. Hanım ne der? Ulan bizim herif yine bir jest yaptı, jestist yaptı böyle gece gece değil mi? Şöyle bir molotof kokteyli falan bir pasta yaptı da Ecmel Vera'ya veriyor. Ecmel Vera'dan bilir mi bilmez. Neden? Ecmel Vera onu yapmaya acizdir çünkü başkasını bekler. Allah rızkı neden ummadık yerden veriyor? Çünkü ondan bekleme diye. Pislikle kanın gittiği yerlerden ayırıp süt veriyor mu? Veriyor. Bu umulmadık yerden oluyor mu? Oluyor. Neden? İnekten bilme diye. Yani. İnekten bilsen inekten aşağı olursun çünkü. Arının zehirli karnından pişirip bal veriyor mu? Veriyor. Sizin var mı etrafınızda zehirle barı aynı tencerede pişiren bir tanıdığınız? Yok. Peki neden arı da böyle zehrin içinden pişiriyor? Bak kulum umulmadık yerden veriyorum ki bunu arıdan bilmeyesin diye. Elsiz ayaksız böcekten dünyanın en pahalı kumaşı olan ipeği veriyor mu? Veriyor. Ya eli yok, ayağı yok, tezgah işçisi yok, çalıştıracak kimsesi yok. Nasıl böyle elsiz ayaksız bir böcekten bu kadar güzel bir kıyafet veriyor. Ya umulmadık yerden veriyor. Neden? Bak sen böcekten aşağı düşüp böcekten bilme. Böcekte bunları verebilecek istidat, şefkat, rahmet hiçbiri yoktur. Demek böcekten başka birini araman lazım. Yani beni arayıp bulman lazım diye. Peki bunlar gözüküyor mu? birçoklarına gözükmüyor. Neden gözükmüyor biliyor musunuz beyler? Şimdi şu soruyu sorman lazım. Abi bunlar çok aşikar. Doğru mu? Şimdi benim elhamdülillah imanım var. Ve bunlar bana çok komik geliyor. Gerçekten de hayret ediyorum ya. Arıdan bal beklenmez yani. Ters de dönsen, Dünya'da da dönsen, Uranüs'e de taşınsan, Venüs'ten yeni bir hayat çıkıp buraya da inse o arıdan o balı bekleyemezsin. Eşsiz ayaksız böcekten o ipeyi dokumasını bekleyemezsin. Bunun hiçbir imkanı yok. Peki bu kadar açık olan bir meseleyi bazıları neden göremiyor? Çok açık olduğundan göremiyor. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Üstad Hazretleri diyor ki şiddeti zuhurundan gözükmez diyor. O kadar şiddetli gözüküyor ki bazen o şiddetten insanlar göremiyor. Şimdi güneşe baktığında gözün kaç saniye dayanıyor? Çoğu zaman göremiyorsun. Niye göremiyorsun? Şiddeti zuhurundan göremiyorsun. Güneşte o kadar kuvvetli bir ışık var ki sizin yeryüzünüzdeki bütün ışıkları ayan beyan ben veriyorum o kadar şiddetli yansıtıyor ki o şiddeti zuhurundan ben bazen göremiyorum. Bazen de aklı gözüne inmiş birçokları bu meseleler o kadar açık saçık ki şiddeti zuhurundan göremiyorlar. Şimdi bu kadar güzel anlattık. Abi rızık için endişe etme ya etme. Belli mi? Belli. Pirinç tanesi belli mi? Belli. Bizde kestirme akıl, Ardından şu soruyu sorması lazım. Abi o zaman ben çalışmayayım mı? <laughs> Değil mi? Ya biriniz sormuşsunuzdur ya. Sefa hiç kimse değilse sen sormuşsundur ya. Mutlaka bazı sivri akıl hiçbir şeyde bunu demez ama bunda der. Ya o zaman çalışmayak ayağımıza gelsin diye. Sebepleri yaratan kim? Allah. Sebepleri yaratan Allahsa bir insanın sebepleri kullanması Allah'a karşı saygının bir ifadesidir. Başka bir lisanla anlatayım. Bir insanın sebepleri kullanmaması Allah'ın hakim ismine iftiradır. Hakim ne demek? her şeyi hikmet ile faydaları gözeterek bir bir örüp yarattım demek değil mi? Evet. Madem o öyle yaratmış, bizden de böyle kullanmamızı bekliyor. Ben dua etsem desem ki ya Rab, ya Rab, şu topraktan bana bire bin ver diye dua etsem, Allah da o duanın karşında şunu söylüyor. Tamam samimi misin? Eğer samimiysen seni o bahçenin içerisinde toprakla uğraşırken göreyim diyor. Ama biz ne yapıyoruz? O tohumları atıyoruz. Bire bin veriyor mu? Veriyor. Zannediyoruz ki toprak veriyor. Bence şu toprağı, gübreyi, şeftaliyi, armudu övme işini bırakıp Bunları gerçekten bizzat Allah veriyor. Bu akılsız, şuursuz, renksiz, tatsız, tuzsuz topraktan bunca güzel nimetlerin çıkmasının imkanı yok demeye başlamamız lazım. Bizim Anadolu kültüründe bir var tabi bu maalesef. Toprak bizim için kıymetli, bereketlidir. Ama o bereketi ifrat seviyesine çıkarıp topraktan bilmeye başlıyoruz. Toprağa güzel bakarsan toprak sana verir. Toprak sana veremez ancak veren toprağın arkasından Allah'tır. Şimdi Ziya Paşa diyor ki, Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Yani insanın aklında neler olup olmadığı nerede gözüküyor? Eserinde gözüküyor. İnsanın aklının rütbesi mertebesi nerede gözüküyor? Yine eserinde gözüküyor. Peki Allah azze ve celle bir insanı nasıl tanımak istiyor? Eseriyle tanımak istiyor. Yani sen rızık duanı eser yani amel cihetinden kullanmak zorundasın. Allah'ın rahmeti umumi. Herkese mi umumi? Evet. Bu sünnetullaha ve adetullaha müracaat eden herkese umumi. Allah'a inanmayanlarına bu rızkı verir mi Allah çalışırsa? Evet verir. Neden verir? Çünkü sınavın içerisinde bir insanı ayıklayamazsın. Şimdi sen hoca olsan bizi de imtihana tutmuşsun. Birimiz senin sevdiğin talebeyiz, birimiz sevmediğin talebeyiz, birimiz çalışkanız, birimiz kafası çok basmayan bir talebeyiz. Sen sınavın ortasında ayırıp tak verdim sana sıfır der misin? Demezsen hikmete münafi olur. Ne yapman lazım? Sınav biter. Sınav bittikten sonra sen bizleri ayırabilirsin ancak. Allah Azze ve Celle de dünyayı bir imtihan yeri, darul imtihan olarak yarattığından dolayı sınav içerisindeki rahmeti umumidir. İnansan, inanmasan, bilsen, bilmesen her çalışana verir. Çünkü sınav kağıdı ecelle birlikte toplanacaktır. Kafirin galebesinin bir sırrı da burasıdır. Allah'ın kainattaki yasalarını çok iyi okumuşlar ve ona göre davranıyorlar. Bir de kafir olmalarının hikmeti hasebiyle Allah ahirette vermeyeceğinden karşılıklarını dünyada bol veriyor. Yani dünyada yerek ahirette yemeği de bitiriyorlar. Müminin Allah'tan bilmediğinde tokat yemesinin sırrı da burada. Allah ahiretleri yanmasın merhamet ve şefkatiyle dünyada müracaat edip kapı çaldıkları işleri Allah'tan bilmediklerinde tokatlıyor ki ey kolum bak bunun hesabıyla ahirette karşıma gel ve biz bunu ahirette çözemeyiz. O yüzden bu dünyada çözelim diye Müminin işlerinin elinde kalmasının bir hikmet de burası. Ahirete bırakmıyor. Bu dünyada temizlenme kurnası gibi seni temizliyor. Şimdi şu soru sorulması lazım. Tamam rızık belli anladım. Çalışmam da gerekli bunu da anladım. Ama sabahtan beri vurguladığımız bir kelime var hırs diye. Benim çalıştığım hırs mı olacak gayret mi? Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Şimdi müminin çalışması lazım mı? Lazım. Dünya öyle bir yer. Dünya mümine bu cihetten o kadar önemli ki ahiret dünyayla kazanılıyor. Sırat Ahirette değil. Bu dünyada geçiliyor. Sahabe efendilerimiz 20 bin kilometre Çin sınırına kadar dayanmışlar. Niye? Ahiret bu. Dünya yoruzunda kazanılıyor. Şimdi bu kadar önemli. Tamam çalışmam da lazım. Onu da anladım. İnşallah müminler maddi cihetlerde de bol bol terakki edecekler. Neyle? Çalışarak edecekler. Tamam bunda da sıkıntı yok. Peki benim çalıştığım hırs mı olacak gayret mi? Bunun nasıl ayrımını yapacağım? Şöyle ayrımını yapacağız. Dünyada elde ettiklerinle kulluğun düşüyorsa bunun adı hırstır. Ticarete girdin mi? Girdin. Namazlar gitti mi? Gitti. Ne bunun adı? Hırs. hırs. Ticarete girdin mi? Girdin. Okumalar düştü mü? Düştü. Ne bunun adı? Hırs. Yes, yes. Ticarete girdin mi? Girdin. Ümmete faydan arttı mı? Arttı. Kulluğunda eksimi olmadı mı? Olmadı. Abdurrahman bin Affı, Osman bin Affan'ı, Hazreti Ebu Bekir'i emsal aldın mı? Aldın. Nedir bunun adı? Gayret, himmettir bunun adı. Mesela buraya gelip giden adamların dünya işi açıldığında al böyle. Abi sen geçen yıl ne yapıyordun, bu yıl ne yapıyorsun? Geçen yıl okuma yapıyordun. Gelip sohbet dinliyordun. Tesbihatlarını yapıyordun. Bu yıl ne yapıyorsun? Farz namazları yetişirse. Senin dünya işin ne? Açık şekilde ıhırs. Burada verilen dünya Allah'ın verdiği bir nimet değil. Nikmettir. Nikmet, ikab, azap, azap. Yani o verilenler ahirette azaba dönüşecektir. Bence çok sıkıntı. Değer mi ya? Değer mi yani? Üç günlük dünyada bilmem neyi daha fazla biriktireceğim diye. Yediğim belli, içtiğim belli. Bilmem nereyi daha fazla elimde tutacağım diye. Dinini dünyaya feda etmeye değer mi? Değmez. Tam ayrım cümlesini bunu alabiliriz. Bir adamın dünya için çalıştığı hırs mı, gayret mi? Nasıl ayırt ederiz? Dinini dünyaya feda ediyorsa hırstır. Kulluğu zarar görmüyorsa gayrettir. Birisi şunu sorabilir. Peki abi rızık madem bu kadar belli, nohut tanesi ne kadar sayılı, neden bir ağaç gibi benim ayağıma gelmiyor? Neden gelmiyor? Bir de onu konuşalım. Geçenlerde ameliyat oldum. İnan bana 2 saat, 3 saat, 4 saat kanlı bir ameliyat yani. Tabii ben narkozdaydım ama Doktorun hemşirelerin durumunu hayal ettim. Kim ister 2 saat 3 saat kemikle etle ince ince bir de uğraşmayı kim ister? Damarı var siniri var onca işi var. Kimse istemez değil mi? Peki o doktorun ben evime ekmek götürmem lazım diye bir derdi olmasaydı bu ameliyata girer miydi? Terzenin derdi olmasaydı şu gömleği diker miydi? Çalışan kardeşimizin derdi olmasaydı şu suyu şişeler miydi? Şişelemezdi. Demek ki Allah Azze ve Celle %100 belli olan rızkımızı biz onu arayalım diye sağa sola koymasaydı dünyada hareket olmayacaktı. İnsanlar atalete düşecekti. Kuşlar rızık için uçarlar. Balıklar rızık için yüzerler. İnsanlar rızık ile bir teşrik mesaide bulunurlar ve dünya bu şekilde bir hareket kazanır. Devam edelim. Fakat gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızık perdeyi gaybta ve mübhem ve gayrı muayyen ve zahiren tesadüfe bağlı gibi görünüyor. Şunu söylüyor. Biz sabahtan beri rızık ve ecel belli diye konuşuyoruz. Ama çok önemli bir hikmetten ötürü tesadüf gibi gözüküyor. Mesela soralım. Abi madem ecel belli, ne zaman öleceğim? Bilmiyorum vallahi. Tesadüf gibi geliyor. Ama harfi harfine belli. Şimdi bunun sebeplerini, hikmetini anlatmaya başlıyor Üstad Hazretleri. Ömür gizli olmasaydı ne olurdu? Filmlerde izliyoruz bazen. Doktor adama diyor ki: "Dostum Kemal, 6 aylı gömlü kaldı." diyordu. Kemal ne yapıyor bunun karşılığında? Müteahhitse devam ediyor mu? Mühendisse devam ediyor mu? İşi bırakıyor ya. Eğer bizim ömrümüz tane tane elimize verilseydi dünyanın bütün işlerini boşlardık. Ne olurdu dünyada yine hareket? olmazdı. Ama gidiyoruz ne diyoruz? Ya rahmetli çek defterinin üzerinde öldü falan. Yani ne son ana kadar çalıştığının göstergesi. Rahmetli kereste keserken öldü falan. Ne oluyor? Hala dünya için değil mi çalışırken? Yani ecelin gizli olmasının bir hikmeti de dünyada hareketin ve hareketle birlikte imtihanın devam edebilmesidir. Devam edelim mi? Eğer ecel güneşin grubu gibi muayyen olsaydı yarı ömür gafleti mutlaka da ve ahirete çalışmamakla zayi olup yarı ömürden sonra her gün ölüm daracı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku alıp eceldeki musibet 100 derece ziyadeleşmesi sırrıyla başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet perdeyi i merhameten bırakılmış. Çektim bıçağı dayadım boynuna. Dedim ki tam 17 dakika sonra keseceğim. Şu da son mıhlaman. Peyniri özel. Vurdun mu 3 metre sünüyor. Ye şunu hasta desem ne yaparız? İmkanı yok. O mıhlamadan değil mıhlama tantuni bile olsa bak büyük konuştum. Tantuni bile olsa insan ondan lezzet alamaz. Zıttını düşünelim. 17 dakika değil 17 gün sonra öldüreceğim dese inan bana o da dehşetli bir azap. Şimdi ameliyat mı, ameliyat stresi yaşamışsanız hayatınızda 13 gün sonra ameliyata gel. Aa ne yapacağım beni? Keseceğim. Aa yapma ya. Gün belli oldu mu adama ne oluyor? Azap oluyor. Halbuki biri seni bayıltsa, hemen ameliyat etse Uyandığında öper, teşekkür edersin. Ya Allah razı olsun, şu sesten beni kurtardın diye. Şimdi bak 17 dakika dedim, dünyadan lezzet alamadım. 17 gün desem alamaz. Devam edeyim, 17 yıl desem gene alamaz. Desem ki seni 17 yıl sonra öldüreceğim. İlk yarı ömründe daha vakit var deyip, vur patlasın, çal oynasın, gidersin. Son yarı ömründe de, ulan ben bunların hesabını nasıl vereceğim deyip, kafayı tırlatırsın, gidersin. Yani her günün azab olur. Bu yüzden hem kişinin kendi kıyameti, ne diyoruz buna? Kıyameti Sura. Hem de dünyanın büyük kıyameti, kıyameti Kübra. Tarihin belli. Olmaması senin mutluluğun, huzurun ve rahmetin için. Şimdi ben seni öldürmek için tutulmuş bir seri katil olsam. Öleceğin günü versem mi daha mutlu olursun? Yoksa sana söylemeden seni öldürsem mi? Söylemeden. Abi söyleme ya şimdi. Tadımız kaçması şurada ya. Bir sene tam bahçede Sinan'a sarılırken öleceğimi bilsem. yarak sarılırım. Sinan hoş geldin memleketten. Demek merhameten ölümümüz, ecelimiz perdeyi gaybın arkasında gizli bırakılmış. Devam edelim. Rızık ise hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi. Ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı... Bak şükür etmenin en büyük kaynağı rızkın belli olmaması. İnan dersi burası için yaptım. Yiyeceğin belli olsa el açıp Allah'a dua etmezsin. Allah en çok ne için dua ediyorsun? Allah'ım beni gelecekte aç koma. Yazılmış Anadolu türkülerinin çoğu kim için yazılmış? Beni muhannede muhtaç eyleme. Muhannet. Ne demek muhannet? Beni namerde muhtaç eyleme. Bizim şükür edebilmemizin en büyük sebebi rızkın belli olmayış. Yani kaderde belli ama bizde belli değil. Ya tamı tamına belli olsa. Allah'ım ne olur beni yarın aç koyma der misin? Samimi soruyorum ya. Rızkın belli, yiyeceğim belli. Bizim hayalhanemde yediğimiz içtiğimiz ne oluyor? Makarna geliyor, çorba geliyor belli. Bu yüzden ne oluyor? Hiç kimse halise sırnaşmıyor. Ama hadi o gün yemek gelmedi ne oluyor? Herkes kedi gibi. Halis baba kebap mı yapacaksın, ciğer mi yapacaksın? Rızkın belli olmayışı hepimizi tahrik ediyor. Rızkın belli olmamasının asıl sebebi şükür fabrikasını tahrik etmektir. Şükür ve küfür, Habil ve Kabil gibi iki kardeştir. Şükrün olmadığı yerde ne olur? Küfür olur. Bu tevhide bakan bir mesele demek. Ya bir dakika abi şükretmesen tevhide mi zarar veriyor? Evet aynen öyle. Şükretmesen tevhide zarar veriyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bize rızık verirken elma, şeftali, ekmek, karpuz ne dersen de doyurmak gibi bir amacı yok. Doyurmak bu işin en son meselesi. Bizim amacımız doyurmak olsaydı Allah bizi taştan yaratırdı. Al kulum, doymayan, susamayan bir kul. Daha iyi olurdu, değil mi? Demek ki benim gıdaları tüketmemdeki amaç doymak mı? Hayır. Allah'ın bizi acıkan ve bunun karşılığında da verdiği rızıkları yiyen bir kul olarak yaratmasındaki sebep bizden teşekkür beklemez. Yani Şükür beklemesi. Şimdi sizinle gitsek bir tane termik santrali incelesek. Elbistan termik santralleri. Gittik inceliyoruz. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Nedir bu fabrika diyoruz ama hiç anlamıyoruz ha. Bir bakıyoruz. 100 ton kömür girmiş. Girdi ne? 100 ton kömür. Şuradan 100 ton kömür girmiş. Buradan da bir bakıyoruz. 100 kilo kül çıkmış. Ya baktığında bir gariplik görürsün. Ya abi koskoca fabrikada. 100 ton kömür yakıyorsun. 100 kilo Kül çıkıyor. Kazurat diyelim ona. Şimdi bu fabrika bunun için açılmış olabilir mi dersin ya? Hayret edersin. Adam gelip dese ki dur dur abi dur sinirlenme mi? Bak 100 ton kömür giriyor mu? Giriyor. 100 kilo kül çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama bak bunun sonucunda da 100 tane şehre elektrik üretiliyor. Dediğin anda ne olur? Ha şimdi anladım bak bu fabrika hikmetli bir fabrikaymış. Şimdi insan fabrikasına bakalım mı? Bakalım. Şuradan envai çeşit yemek giriyor mu? Elması, armutu, şeftalisi, karpuzu her birinin çeşidi. Patatesin, kaç çeşit şeftalinin, kaç çeşit kirazın olduğunu biliriz. Her yerin tantunisini beğenmeyiz. Tuzun miktarını biliriz. Yani buradan tonlarca girdi var. Çok 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 affedersiniz insandan hiçbir işe yaramayan kazurat olarak çıkıyor. Pis kokusunun olduğu belli değil. İnsan fabrikasını aldın. Buradan leziz nimetler giriyor. Çok affedersiniz buradan kazurat olarak çıkıyor. Birinin sorması lazım. Abi bak böyle girdi var, böyle çıktı var. Mantıksız bu dediğin anda o adamı sana dur. Bu fabrika, o fabrikanın elektrik ürettiği gibi şükür üretiyor dediğin anda ha şimdi ben bu insan fabrikasını anlattım der. Demek ki bu nimetlerin asıl amacı neymiş? Bu girdiler ve bu çıktılardan sonrasında şükür edebilmenmiş. Beslenme eylemi sırasında benim dilime kuvve-i zayka diyoruz veyahut ne diyoruz? Bekçi diyoruz. Bir sarayda sarayın kapısına girenleri veyahut sarayın kapısına gelen bilgileri o bekçi sultana taşımak zorundadır. Çünkü ülkeyi yöneten kim? Sultan. Bekçi kapıdan gelen bilgileri sultana haber vermese, tutsa içeriden başkalarına taşısa, mutfakta çalışan adamlara taşısa ne derler o bekçiye? Hain derler, ajan çıktı bu derler. Sultana gelen bilgileri gitti de mutfaktaki açılara paylaştı demek bunlar bir organize iş. Burada hainlik var derler, o bekçi idam ederler. Dilin bekçi, kuvve-i zayika. Buradan gelen bilgileri şükür şükür sultana taşımaz da çalıp çalıp mideye taşısa o dil hainlik etmiş olur. O yüzden şükür edilmeyen diller ancak küfre bulaşır, hainlik eder. Devam. Ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından sureti zahirede mübhem ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş. Ta her vakit rezzak Kerim'in dergahına iltica, verica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızık istemek kapısı kapanmasın. Görüyor musunuz? Eğer belli olsa günlük elimizde liste gelse Mehmet bu kadar şuyun olacak diye ben el açıp Allah'tan istemem yani. Ama böyle tesadüfe bağlı gibi gözüküyor ki kulluğun sırrı olan dua ve şükür kapıları kapanmasın. Ne diyoruz sürekli? Allah'ım hayırlı ömür ver, Allah'ım hayırlı hayat ver. Niye? Belli değil çünkü ne zaman gideceğin. Bunların tane tane belli olup tesadüfe bağlı gibi gösterilmesinde ne hikmetler varmış? Devam. Yoksa muayyen olsaydı mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şakirane, minnettarane ricalar, dualar, belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı. Hırsız, hırsızlık ettiği evin sahibini bulup teşekkür eder mi onu? Etmez değil mi? Biz de nefsen aynı bu hırsız gibi davranıyoruz. Nimetler geliyor mu? Geliyor. Hangisi senin yaratmanla geliyor? Hiçbirisi. Bir tohum atıyorsun, şeftali çıkıyor. Hadi ya, yaratmayı denesene haşa. Böyle bir şey yok. Onları yiyoruz, içiyoruz ama o nimetleri veren esas münimi hakikiyi bulup teşekkür etmiyoruz. Adeta bir hırsız gibi davranıyoruz maalesef, maalesef. Üstad Hazretleri şöyle diyor, çünkü nimetin devamı nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası lezzetten daha lezzetlidir. Cennette devam cennetin fevkindedir. Üstad Hazretleri'nin dediğini tekrar söyleyeyim. Bir şeyin devamlılığı varlığından daha çok lezzet verir. Şu kahveyi içtiğimde bir lezzet aldın mı? Aldım. Bu kahvenin hiç bitmeyeceğini bilsem eğer kahveden daha çok lezzet verir. Bizim hayatımızdaki en büyük acılara dikkat edin. Nimetlerin bittiğini bilmemiz. Mesela şuraya çocuğum gelse o çocuğuma sarılsam şöyle bir saat hasret gidersem sonra biri gelip dese ki bir saat sonra bir daha hiç göremeyeceksin çocuğunu. O bir saatten lezzet alabilir miyim Allah aşkına soruyorum size. Ne olur azap verir. Yani nimete kavuşmanın verdiği lezzet ayrılığın acısını karşılamıyor aslan irak Bak bunu anlamamız lazım. Allah'a inkar eden veyahut inandım deyip inkar ederler gibi yaşayan insanların birçoğu dünya kapısı çok açıktır. Neden? Allah onlara dünyadaki her çeşit nimeti ve lezzeti tattırıyor. Ahirette de her birini elinden alacak ki nimet adedince farklı azap çeksinler diye. Çünkü hakiki lezzet o nimetin ancak devamlılığı ile olur. Bir insan tarlaya tohum atıyor. Neye güvenerek atıyor? Allah'ım sen bire bin vereceksin. Yani devamı varsa o insan o attığı tohumdan lezzet alıyor. Peki o attığı tohumların karşılığının olmayacağı bir sene olurdu. Her attığı tohumda bir de gözyaşı dökerdi. Bir gözü olurdu Dicle, öteki olurdu Fırat. Bunlardan ayrılıyorum diye. Nimetten nimeti verenin lezzetine geçmez isen eğer sürekli bir azap seni bekliyor. Asıl manevi lezzet nimeti verene ulaşmak. Çünkü asıl lezzet veren nimet tam da o sonsuzluğunu bilmekte. İnanın geçici bir lezzet için insan olmaya gerek yok. Bir hayvan da o şekilde yemek yiyebilir. Bir hayvan da sadece uyumak için yaratılmışsa onu sağlayabilir. Bir hayvan da sadece şehvet için sonu sağlayabilir. Yani şu nimetten bir anlık lezzet almak için bir insan olmaya asla gerek yok. Bir hayvan da bunu yapabilir. Bizim farkımız ne olması lazım? O nimetin devamlılığını ve vereni yakalama çabası olmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ben Hatice'min sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Demek ki sadece rızık mideye giren rızık değil. Gönlünde rızkı ayrı, gözünde rızkı ayrı, kulağında rızkı ayrı. Ben burada şunu anlıyorum ki Güzellik gönülde aranır. Birkaç böceğin yiyip bitireceği tende aranmaz. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مثلا